Bülent Uzun, Sebahattin Bitirin'den de tamam işaretini aldı ve maça Gaziantep başlıyor. Hakan Ünsal, Arif'e doğru. Mert kontrol ediyor onu, Arif. Hakan Ünsal onun önüne doğru. Hakan Ünsal ceza alanına girdi. Hakan ortaya çevirdi top. Ters bir vuruş Ömer. Odak devam ediyor. Hakan Ünsal dışarıya. İlk dakikalardan itibaren tehlikeli pozisyonlar. Hakan Ünsal görüntüde. İşte Hakan iki rakibinden sıyrıldı. Ceza alanı içine girdi. Ortaya çevirdiği top. Ters bir vuruş Ramazan'dan. Ömer son anda topu çeliyor. Sonrasında Hakan Ünsal topu dışarı gönderiyor. Romaşenko. Sıyrıldı. Romaşenko ceza alanına girmek üzere. Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor Ergün. Sergen'den önce Volkan. Bir faul daha Sergen'den. Üst üste aynı dakika içinde ikinci faulünü yapınca sarı kartı görüyor Sergen Bülent Uzun'dan. Ümit Davala faulü yapıyor bu kez. Bir kez daha serbest vuruş kullanacak Gaziantep Spor. 10. dakika golsüz eşitlik. Fatih vuruşu top dayıktan geri geliyor. Atak devam edecek. Fatih Tekke. Ümit'ten sıyrıldı. Fatih orta. Köşe vuruşu kullanacak Gaziantep Spor. İşte Fatih'in vuruşu. Top kale direğinden geri geliyor. Romaşenko. Fatih. Yerde kalıyor. Ergün'ün hareketi. Faul dedi Bülent Uzun. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Hasan Özel'e doğru. Hasan vuramıyor. Önünde kalan top dışarıya gidiyor. Ümit de gelişiyor Galatasaray hata. Arif, Ümit. Ümit ceza alanı içinde. Berkant var. Çevirebilecek mi? Çeviriyor Ömer. Romaşenko. Sol kanatta Volkan. Capone var karşısında. Ona rağmen orta. Yakın direğe doğru Hasan Özel. Vuruyor ve gol topağlarda. 20. dakikada Fatih Tekke'nin golüyle Gaziantep Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 20, gol Fatih ve şimdi Gaziantep Spor kendi evinde 1-0 önde Galatasaray karşısında. Yakın direğe hareketlenen Hasan Özer, o dokunamıyor. Arka direkte bomboş kaleye dokunmak kalıyor Fatih'e. Bu golle 1-0 önde şimdi Gaziantep Spor. 10 sezondur mağlup edemediği Galatasaray karşısında kendi evinde. Sol kanattan yine goldeki gibi geliyor. Orta ceza alanına doğru kafa dışarıya. Mutlak gol pozisyonu Hasan Özer. Belki de Bülent Korkmaz'dan o topun geçeceğini beklemiyordu. Vuruşu son derece kötü olunca farkı ikiye çıkartması işten bile değildi. Ama kaçırıyor işte bu golü Hasan Özer. Top oyun alanında. Suat. Romaşenko. Hasan Özer. Hasan vuruyor dışarıya. Kemal. Romaşenko. Maxim Romaşenko. Hasan Özer. Sol kanatta Volkan. Volkan bir ortada. Fatih'e doğru. Fatih kafa dışarıya. Yere doğru vurdu ama isabetsiz vurdu Fatih. Popescu. Berkant. Mehmet Polat. Faul yaptı diyor Bülent Uzun. 4 kişilik bir baraj. Maxim Romaşenko da geldi. 5 kişi oldu şimdi o baraj. Bülent Uzun 9-15'i ayarlıyor. Ömer dikkatli. Arif ve Ümit Davala ikisinden birisi vuracak. Dakika 29. Arif vuruyor Ömer. Mendes bir orta daha. Arif'e doğru. Mert dışarı çıkarttı. Ümit Davala vuruş yerden direğin dibinden dışarı gidiyor. 33. dakika uzun bir kaleci vuruşu. Ramazan'dan seken top. Arif ceza alanı içinde ortaya çeviriyor. Arka direğe doğru Sergen geldi sol ayağına vuruyor. Son anda Ömer. Mendes bıraktı Arif. Arif orta. Bülent Korkmaz bir kez daha içeri doldurdu. Seken top Suat. Suat. Boşta kalan top Berkant ve top dışarıda. Kalabalık geliyor Gaziantep Spor. Fatih Tekke sağda Batista hareketlendi, bindirdi. Şimdi ona doğru Batista ceza alanı içinde ortaya çevirirse çeviriyor ama kimse dokunamıyor. Volkan'la atak devam ediyor. Volkan bir orta daha Mondragon. Ümit Davala, Suat, Sergen tek top oynadı. Gol pozisyonu Berkant vuruyor top geri geliyor. Vuruş ve gol. Sergen'in golü
Ve karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray eşitliği yakalıyor. Şimdi skor 1-1. Gol Sergen ve şimdi skor Gaziantep'te 1-1. Pozisyonu adeta yaratıyor. Berkant, pozisyonu uygun vuruşu Ömer. Direk, dönen top Sergen. Ömer çabası, direkten dönen top. Ama Sergen'in vuruşu için yapabileceği hiçbir şey yok. Ramazan indirdi. Şimdi Sergen ve bir faul daha. Juventus'un 9 metre 15 santimetrelik mesafeyi ayarladı. Suat dokunacak. Sergen geliyor topun üzerine. Vuruşu dışarıya. Palet gibi bir sol ayak ve Juventus'un ilk 45 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğüyle 1-1 berabere sona eriyor. Kemal Tevfik Lav tarafından oyun alanının kenarına alınıyor ve yerine Krivov oyuna sokuldu ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Hayır, serbest vuruş dedi. Ergün'ün yaptığı harekete Bülent Uzun ve serbest vuruş hemen kullanıldı. Popescu, Krivov, Krivov şut mesafesi arıyor. Krivov, Krivov orta. Şimdi Hasan Özer indirdi. Vuruş dışarıya. Volkan, Popescu karşıladı. Romaşenko, Fatih'e doğru. Davala, Erkan, Suat, Sergen, Romaşenko'nun müdahalesi sert diyor, Bülent Uzun ve bir sarı kartla ona çıkıyor. Lucescu çok kızmıştı Mendes'in orada gereksiz top tutmasına. Rivol, Ramazan, Ramazan'ın pası Volkan. Volkan orta, tek top. Şimdi kafa vuruşu, Hasan Özer dışarıya. Hasan Özer kafayı vurdu uzak direğin dibinden adeta, yalayarak top dışarı çıkıyor. İşte Volkan sol çizgiyi kullanıyor. Ortası güzel. Hasan Özer vuruşu top direğin dibinden dışarı çıkıyor. Mehmet Polat karşıladı. Bayrak kalkmıştı. Gördüm dedi Bülent Uzun. Devam ediyor. Hata kesmedi. Şimdi Krivol. Krivol tek top oynadı. Fatih'in önüne doğru. Fatih. Bülent onu kontrol etmek için karşısında. Fatih ondan sıyrılacak mı? Hayır, sıyrılamıyor. Çünkü Bülent topun geçmesine bir şey yapamadı ama Fatih'in geçmesine izin vermiyor. Bülent Uzun da muhtemel bir sarı kart için Bülent'in yanına doğru gidiyor. Ve işte Bülent Korkmaz da sarı kart görüyor bu pozisyonda. Romaşenko topun gerisinde. Romaşenko orta, kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Batista. Şimdi Hasan. Bu arada ikinci sarı kart ve kırmızı kart Suat. Batista'ya yaptığı hareket sonrasında Suat 2 dakika önce sarı kart görmüştü. İkinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun alanının dışında kalıyor. Böylece geride kalan dakikalarda Galatasaray 10 kişi. Mustafa, Mert. Şimdi Volkan ceza alanı içinde ortaya çevirdi top. Hasan Özer vuramıyor. 60. dakikada Ömer'in yerine girdi Hasan. Ümit Davala. Dört Galatasaraylı futbolcu ceza alanı içinde, orta geliyor. Ümit Davala'nın kafa vuruşu hasar. Krivov. Hasan Özer. Şimdi Fatih, soldan Volkan gidiyor. Sol ayağını aldı. Vuruşu Montregor. Hasan eliyle hemen oyunu başlattı. Uzatma dakikasının içindeyiz artık. Son bir dakika karşılaşmada ve şimdi Galatasaray savunmada 6 kişiyle. Hasan Özer. Bıraktı Volkan. Hasan Özer'e doğru. Krivov. Krivov şut pozisyonu arıyor. Krivov. Krivov vuruyor dışarıya. Gaziantep sporlu taraftarlar nefeslerini tutuyor adeta. Çünkü top direği yalayarak dışarı gidiyor. İşte pozisyon. Krivov'un vuruşu. Son 30 saniye, son 15 saniye daha doğrusu.
Uzatma süresinde de yavaş hareket ediyor Mondragon. 10 kişi Galatasaray ve Bülent Uzun karşılaşmanın 90 dakikasının 1-1 berabere bittiğini belirtiyor. İstediğiniz sonucu alamadınız ama herhalde galibiyet bekliyordunuz. Tabii galibiyetti. Hedefimiz galibiyetti. Ama sezonun ilk maçı. Önümüzde çok uzun mesafe var. Bir de Gaziantep gibi güçlü bir ekip. Gerçekten Türkiye'nin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Nasıldın? Kendini nasıl hissettin bugünkü maçta? Vallahi maça biz biraz tutuk başladık takım olarak ama sonradan, golden sonra özellikle iyi oynamaya başladık. Yani iyi bir mücadele oldu. Hava çok sıcaktı. Şartlar biraz iyi değildi bizim için bugün. Skor tatmin edici değil tabii. Biz kazanmak için geldik buraya ama kazanamadık. Benim için henüz tam olarak hazır değilim. Hocamız da biliyor zaten ama işte görev aldığım zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne zaman hazır olacak Sergen? Vallahi bilmiyorum, herhalde 2 hafta, 3 hafta içinde hazır olurum diye düşünüyorum. Yani görev aldığım müddetçe elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bu yeterli olur mu, olamaz mı? Tabii ona artık... Peki bir şey soracağım. Sergen'in kalbinde problem var dediler. Bugün bu Sergen çıktı bu sıcakta, bu güneşin altında, bu atmosfer, burada 70 dakika top oynadı. Nasıl oluyor Sergen'in, nasıl kalbinden rahatsız, onu ben çözemedim. Valla şimdi o bir basın argonunda çıktı o haber. Kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten biz Türkiye'nin en iyi profesörlerine gittik bunun için. Efor testine girdik. Elektro gereken her şey yapıldı. Herhangi bir problem olsa bu benim sağlığım zaten. Ben zaten oynamam yani.